güzel bir model olmuş. Zaten SUV modeli güzeldi. Sedan şimdi görücüye çıktı. Ve güzel bir tarzı var. TOGG'un yeni modeli T10F. Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te görücüye çıktı. Fuarda büyük ilgi gören TOGG'un yeni modeli göz kamaştırdı. Yine araç %100 elektrikli. SUV modelinde olduğu gibi 2024'te, yani bu yılın içinde banttan inecek. Bir maçta 40 erik dalı. Lokomotiv Kaliningrad oyuncusu Ebrar Karakurt, Dinamo Moskova karşısında 40 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Kaliningrad taraftarları Ebrar'ın her sayısını erik dalı oynayarak kutlamışlar. Çünkü biliyorsunuz voleybolda kadınlar şampiyonluklarını erik dalı oynayarak kutluyordu. Dünyaya da yansımış tabii ki bu kutlama şekli. Beşiktaş'ın galibiyeti gazetenin ön sayfasında. Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Beşiktaş 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un 2 golle yıldızlaştığı maçta deplasmanda Çaykur Rizespor'u farklı mağlup etti. Ve böylece geride bırakalım milliyeti. Bir diğer gazete Cumhuriyet'te devam edelim. Bakalım oradaki haberler neler. Gündem yoğun dedik. Can Atalay için bir araya gelen barolar hukuksuzluğa geçit yok dedi. Anayasa direnişi ifadesini kullanıyor Cumhuriyet manşetinde. Hukukçular tip milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararlarına karşın tahliye edilmemesine yargı bağımsızlığı vurgusu yaparak itiraz etti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sakan, siyasi hesaplarla alınan kararların yargı sistemimizi ve ülkemizin geleceğini esir almasına izin vermeyeceğiz diye konuştu. Sakan, Yargıtay anayasayı yok sayıyor, anayasal düzene meydan okuyan bu başkaldırıya geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. İstanbul Baro Başkanı Saraç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını anımsattı. Hukuk devleti hepimizin güvencesi ifadesini kullandı. Yargıtay, Can Atalay'ın tutukluluğuyla ilgili hak ihlali kararı vermişti. İki kez bu kararı verdi ve iki kez de Yargıtay, AYM'nin kararına itiraz etti. Bu arada CHP'de pazar günü Tandoğan Meydanı'nda anayasa mitingi yapacak. Sahip çıkıyoruz sloganıyla düzenlenecek mitinge 81 ilden katılım bekleniyor. Demokrasi, laiklik ve adaletin altını çizen TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yargının Can Atalay kararını değerlendirdi. Turan, herkes adalet önünde eşittir. Adalete güveni sarsmamalıyız. Yargı organları arasında çekişme görüntüsü, adaleti esas alarak çözülmeli ifadesini kullandı. Herkes adalet önünde eşit ama dünyada adalet var mı? Maalesef bu konu tartışmalı. Fakat Orhan Duran güzel bir noktaya vurgu yapıyor. Herkes adalet önünde eşittir, adaleti güveni sarsmamalıyız diyor. Erdoğan'dan okutun talimatı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli'nin Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Atalay hakkındaki hapis kararının gündeme alınmasını istediği öğrenildi. Karar mecliste okutulursa gezi direnişi davasında ceza alan Atalay'ın vekilliği düşecek. İktidarın uğruna deprem toplanma alanlarını ranta açtığı projeler iflas ediyor. AVM bataklığı diyor gazete. Geçen günlerde bazı AVM'lerde iflas bayrağının çekileceğine dair haberler gelmişti. AK Parti döneminde kaynaklar inşaatlara gömüldü. Yanlış yatırımlar arasında alışveriş merkezleri de yer aldı. Bugün 452 AVM'nin 70'i borçları nedeniyle bankalara geçti. Son olarak Hollandalı Multi'nin sahip olduğu 9 forum alışveriş merkezi için bu bildiğimiz alışveriş merkezleri konkordato istendi. Bu AVM'lerin yaklaşık 28 milyar TL'lik bir borcu var. AVM'ler pandemi döneminde çok sarsıldı. Bir de çok yığılma var. Yani bir yere gidiyorsunuz AVM'ye, hemen çıktığınız zaman yanında başka bir AVM var. Çoğu katlar boş ve çok devasa AVM'ler bunlar. Yani düşünüyor insan, bu kadar AVM'ye gerek var mıydı? Hiç hesaplanmadı mı? Oradaki nüfus gücü belli.
Nüfus yoğunluğu belli, insanların yoğunluğu belli. Ne kadar insanın gelebileceği de hesaplanabilir ama gelişi güzel AVM yapmış gibi sanki. Gerçekten bir AVM enflasyonu söz konusu Türkiye'de. Ve şimdi sonuçlarını da görüyoruz. Birçoğu borç batağında. 70'i bankalara geçmiş 452 AVM'nin ve forum alışveriş merkezleri adı altındaki AVM'lerinde 28 milyar TL'lik bir borcu varmış. 28 milyar Türk lirası eski parayla 28 katrilyon. Devam edelim. Kahramanmaraş merkezi depremlerin üzerinden 11 ay geçti ancak depremde zarar gören 312 bin esnafın barınma, ürüne ulaşım ve elektrik, su sorunu çözülemedi. Zor durumdaki esnaf vergi ertelemesi ve hibe istiyor. Cumhuriyet'teki bir başka haber oluyor. Hemen devam edelim. Diğer detaylara bakalım. Başka neler var? Asgari yaşam istemiyoruz. Emekliler açlığı ve yoksulluğu protesto etti. Düşük emekli ücretleri ve asgari yaşama hayır diyen yurttaşlar zam oranlarının yeniden düzenlenmesini istedi. Emekliler yaşam hakkımız hiçe sayılıyor. Zam oranındaki adaletsizlik kaldırılsın. Eşitsizlik giderilsin ifadesini kullanıyorlar. Ankara'da ve İzmir'de eylemdelerdi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Medyaya gözaltı, baskı ve sansür diyor gazete. Basına yönelik engellemeler 2023'te daha da ağırlaştı. CHP'li Utku Çakırözer'in 2023 basın özgürlüğü raporuna göre gazeteciler 563 kez yargıç karşısına çıktı. 72 gazeteci gözaltına alındı, sansür arttı. Rütük kanallara 59 kez ceza kesti. Ve bu haberle birlikte geride bırakalım. Cumhuriyeti Türk Günü'ne devam edelim. Hemen bakalım oradaki haberler neler bugüne yansıyan. Değişim de yaramadı. Özel İmamoğlu'nun desteği ve değişim vaadiyle CHP'nin başına geçse de sorunlar bir türlü bitmedi. Özel yerel seçimlerde söz sahibi olmak isteyen İmamoğlu'na karşı çıkınca partide yeni bir kriz başladı. İmamoğlu'nu destekleyen ve kendilerine 1 Nisancılar denilen muhalif grup Özel'i devirmek için harekete geçti. CHP'de 13 yıllık genel başkanlığına sayısız yenilgi sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sonlandı. Özgür Özel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteği ve değişim olmazsa yerel seçimleri kaybederiz teziyle genel başkanlık koltuğuna otursa da parti içinde sorunlar bir türlü aşılamadı. İmamoğlu'nun kararlarda söz sahibi olmak istemesi sebebiyle partide şimdi de yönetim krizi başladı. Özellikle İmamoğlu'nun bir türlü ortak noktada buluşamaması ve çift başlılık nedeniyle birçok ilde adaylar hala açıklanamadı. Yerel seçim çalışmalarına başlanamadı, özel yönetiminden umduğunu bulamayan ve yerel seçimlerde söz sahibi olamayan parti için muhalefet tetikte 1 Nisancılar olarak adlandırılan grup, 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarına göre olağanüstü kurultay için harekete geçti. 1 Nisancılar başarısızlık halinde 18-19 Mayıs'ta olağanüstü kurultay planlıyor. Hesaplarını yerel seçim sonuçlarına göre yapan ve Özel'in değişim olmazsa İstanbul'la Ankara'yı kaybederiz tezini hatırlatan 1 Nisancılar'da genel başkana tepkiler hızla artıyor. Muhalif grubun o tarihteki yerel seçimlerde özellikle İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesi halinde tüm planlarını hazırladığı belirtildi. Şimdiden başlayan olağanüstü kurultay hesapları partide tedirginlik yaratıyor. Kılıçdaroğlu döneminde 11 büyük şehrin kazanıldığını hatırlatan CHP'li bir kaynak, herkes 31 Mart sonrası olası bir kurultayda gücü elinde tutmak, belediyelerde etkili olmak istiyor. Bugünkü kavganın nedeni de bu dedi. Krizin bir an olsun eksilmediği CHP'de parti meclisi yerel seçim gündemiyle bugün toplanıyor. Bu arada
Yerel seçimlere tek başına girme kararı alan ve başarılı olamazsa sorumluluğu sahiplenip gerekirse istifa edeceğini açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu sözlerini yalanladı. Partiden yapılan açıklamada partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılan bu iddialar gerçek dışı olup genel başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır denildi. Devam edelim, diğer haberlere bakalım. Türk Günü'nün hemen manşetin solunda bir haberi var, onu paylaşalım. Gazze'de artık farklı adımlar atılmalı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının devam ettiğini belirterek bunun dünya güvenliği için büyük bir risk olduğunu söyledi. Fidan, başta Batı olmak üzere dünya kamuoyu ağırlıklı bir şekilde bu katliama en azından devletler düzeyinde sessiz kalıyor. Bu sessiz kalış dolaylı veya açıktan onay vermek demektir. Yani kötülüğe ses çıkartmıyorsanız bu açıkça destek verdiğiniz anlamına gelmez ama kötülüğe bir şekilde onay vermek demektir. Bu durum dünya güvenliği için pek çok risk oluşturmaktadır. Yaşananların bir dram olduğunda herkes aynı görüşte fakat bir türlü engellenmemesi, devam etmesi çok düşündürücü. Artık farklı adımlar atılmalı diyor Bakan Fidan. Doğru söylüyor ama dünya baktığımız zaman ne zaman katliamlara ses çıkarmış? 90'larda Bosna Hersek'te, Hocalı'da katliamlar yapıldı. Yine insanlar ses çıkarmadı. İran, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de yine ülkeler parçalandı, iç savaşlar yaşandı. İnsanlar yoksullukla ve ölümle mücadele etmek, hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldı. Ölüme karşı mücadele etmek zorunda kaldı ama yine dünya sessiz kaldı. Yani açıkça destek vermiş olmasa da sessiz kalmak bile dediğimiz gibi o kötülüklere izin vermek demektir. Yine İsrail'in Gazze katliamlarında bir sessizlik var Batı'da. Ama sıkışınca Batı her zaman insanlıktan da bahseder. Fakat gelin görün ki gerçekten bir kınama ya da somut bir adım var mı yok mu? Hayır. İmama saldırıya büyük tepki. Fatih Cami imamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından tutuklanan şüpheli Özey'nin daha önce kasten yaralama suçundan poliste kaydının bulunduğu belirlendi. Saldırgana MHP büyük tepki gösterirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İmam Usta ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. İlk Türk astronotu için geri sayım başladı. Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı'nın uzaya gidiş tarihinin belli olduğunu söyledi. Kacır, ilk Türk astronotumuz 17 Ocak gece yarısı saat 1.11'de uzay istasyonuna doğru yola çıkacak. 14 gün boyunca gerçekleştirilecek bu misyonla Türkiye'nin uzay çalışmalarında bir ilke imza atacağız dedi. Şimdiden yol açık olsun. İstanbul'un reçetesi Murat Kurum, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u, bakanlığı döneminde yaptığı başarılı hizmetleri dolayısıyla halkın takdir ettiğini söyledi. Selim, kendilerinin bundan sonra İstanbul'umuzun ruhunu aksettireceği yenilikçi, çözüm odaklı, güven veren icraatlarıyla farkını ortaya koyacağına, kentin himayesini yeniden yazacağına, tüm mesaisini, çalışkanlığı, enerjisi ve birikimiyle 16 milyona hizmet etmeye ve vakfedeceğine olan inancımız tamdır. Deprem Türkiye'nin gerçeği Sayın Murat Kurum'da kentsel dönüşümün reçetesi ifadesini kullandı. Kurum, kentsel dönüşüm ve trafik sorununa çözüm odaklı bir çalışma yürütecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın yerel seçim çalışmaları için kolları sıvadıklarını belirten Selim, sahaya çıkıp sokak sokak, ev ev dolaşarak İstanbul'u yeniden kazanmak için çalışacağız. Polemik siyasetine girmeyeceğiz, çatışma ve gerginliklere müsamaha etmeyeceğiz. Genelden yerele Türkiye için canla başla çalışıp kazanacağız diye konuştu.
Ve kurumdan MHP'ye bir ziyaret var. İBB Başkan adayı olan Murat Kurum AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe ile birlikte MHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Sertel Selim ve teşkilat mensuplarıyla sohbet etti kurum ve birlikte İstanbul'u CHP zihniyetinden kurtaracaklarını söyledi. Bu da paylaşacağımız son haber oluyor Türkgün'den. Postayla devam edelim. Bakalım oradaki haberlere. Saat 7.45. Radyo Başkent'te ortak yayınımız sürüyor. Mesajlar varsa X'ten ve de WhatsApp'tan beklediğimizi söyleyelim. Ve manşet turumuza postayla devam edelim. Son şarkıdaki söz. Ah öldüm ben. Dört arkadaşın Samsun'dan başladıkları Karadeniz gezisi Trabzon'da faciayla sonuçlandı. Bariyerlere çarpıp parçalanan otomobildeki iki genç maalesef hayatını kaybetti. Diğer ikisi yaralandı. Gençlerin kazadan hemen önce yolda dinledikleri ve sosyal medyada paylaştıkları şarkı yürekleri dağladı. Samsun'da yaşayan Altan Ekti, Durmuş Karaköz, Emirhan Bodur ve Serhat Yılmaz önceki gün Artvin'e doğru yola çıktı. Hem Karadeniz turu yapacaklar hem de Artvin'deki akrabalarını ziyaret edeceklerdi. Geceyi Trabzon'da geçirdiler, dün sabah da yeniden yola koyuldular. Altan Ekti'nin kullandığı otomobil sürmene de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Biraz da hız var tabii ki. Bariyere çarpıp parçalanan otomobilin tavanı, motoru, kaputu yola savruldu. Yani hızlı olması zaten bariyere çarptığı zaman parçalanmaz. Kazada Emirhan Bolur'la Serhat Yılmaz yaşamını yitirdi. Sürücü Altan Ekti'yle Durmuş Karaköse ağır yaralandı. Ve gençlerden geriye, önceki akşam Trabzon'da kaldıkları otelde çektirdikleri bir fotoğrafla yolda sevdikleri bir şarkıyı dinlerken çekilmiş video kaldı. Berk Baysal'ın söylediği bu şarkının videoya kaydedilen kısmında "Yalnız kalmak çok zor, bilmezsin sen. Ah öldüm ben, geldin görmezden. Bıktım usandım ben" sözleri dikkat çekiyor. Dört genç kazadan bir gece önce çektirdikleri bu fotoğrafı ekranda görüyorsunuz. Sosyal medyada paylaşmıştı maalesef. Acı anlardan geriye gürümseten fotoğraflar kalıyor. Ve aracı paramparça olmuş halde görüyorsunuz. Sağ tarafta bir parçası, sol tarafta başka bir parçası var. Yani yol zaten kaygan, yağmurlu. Yani onu geçtim, araç, bu araçlar zaten güvenli değil. Güvenli olsa bile aşırı hız yapmak bana nedense hiçbir şekilde mantıklı gelmiyor. Bilmiyorum, insanlar bir cesaret gösterisi mi yapıyorlar? Korkusuz olduklarını mı gösteriyorlar? Anlaşılmaz gerçekten bu durum. Hem çok dikkatsiz araç kullanıyorlar, kurallara uymuyorlar. Hem de aşırı hızlılar. Sonuçta bu bir insan yapımı. Yani bir hata olabilir, frenleri tutmayabilir. Araç eski modelse kaza yaptığında çok büyük bir hasar alabilir ekranda gördüğünüz gibi. Yol yağmurlu ama hızlı oldukları da bir gerçek. Yani öyle 50-60 da bariyere çarpsalar araç bu hale gelmez. En az 100 kilometre hızları var saatte. Ve gördüğünüz üzere yol da kaygan, hız da var. Sonuç bu. İki kişi şu an hayatta değil. Ve aslında önlenebilecek kazalar bunlar. Eğer yol tehlikeliyse, baktınız kar var, buz var, buzlanma riski var, yağmur var. Yavaş gidersiniz. En sağdan gidersiniz. Soldan gitmeye gerek yok. Gideceğiniz yere bir yarım saat, bir saat geç gidersiniz. Öyle 9-10 saatlik bir gecikme olmaz. Ve bunda hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hele mesafe kısaysa 5-10 dakikalık bir gecikme olacaktır. Ha uzunsa 1 saat geç gidersiniz. Ne olacak yani? Ama ölüm olmadan sağ salim oraya ulaşmak var. Bir de gidememek var. Otomobili sol tarafta gördüğünüz, çoğumuzun bildiği otomobil bir poz vermiş şu alt tarafta. Ve sonraki hali de bu. Paramparça. Yani bu araçtan zaten sağ çıkmak pek de mümkün değil. Şimdi iki kişi kurtuldu ama tedavileri sürüyor. Belki sakat kalacaklar.
Bir de trafik kazalarında biz ölenleri veriyoruz sadece ama tabii yaralıları da söylüyoruz haberlerde. Yani biz dediğim tüm gazeteciler, televizyonlar ya da internet siteleri. Ama yaralananların kaçı daha sonra hayatını kaybediyor bunu bilmiyoruz, takip edemiyoruz. Çünkü onlarca kişi yaralanıyor her gün. Kaçı sakat kalıyor, kaçı felç geçiriyor, kaçı uzvunu kaybediyor bunları da bilmiyoruz. Yani maddi manevi kazaların çok büyük etkisi var bize. Ama benim anlamadığım şey bu kadar kaza varken, kaza yapmak bu kadar kolayken hala dikkatsizce, saçma sapan bir cesaretle artık buna cahil cesareti mi dersiniz, aptal cesareti mi dersiniz bilemiyorum adını ama bu bir cesaret örneği değil. Aşırı hız yapanları gördükçe gerçekten hayret ediyorum. Şerit değiştirenler, drift atanlar, kurallara uymayanlar, bir de bunu marifet gibi sunanlar var. Sosyal medyada makas atarken fotoğraf paylaşanlar. Sanki bir atari oyunu. Bir oyun alanı sanki. Bir de kendi canlarına kastettikleri yetmiyor, başkalarının canlarını tehlikeye atıyorlar. Evet, son şarkıdaki söz akıllarda kalmış. Devam edelim. Diğer haberlere bakalım. Saldırgan sanığa Hannibal maskesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde bir kişiye beyzbol sopasıyla saldıran Redden mahkemede olay çıkarmıştı. Savcının üstüne atlamıştı. Redden denetimli serbestlik talebini reddeden yargıça saldırmıştı. Redden önceki gün mahkemeye siyah maske, plastik eldivenler takılarak ve zincire vurularak çıkartıldı. Maske Redden'ın birini ısırmasını, eldivenlerde birine vurmasını engellemek için takılmıştı. Redden'ın bu hali, Kuzuların Sessizliği filminin insanları ısırarak öldüren karakteri Hannibal'ın mahkemeye çıkarılış görüntüsünü hatırlattı. Yargıç Holtus Redden'a 4 yıl hapis cezası verdi. Depremi 2 dakika önce biliyor diye bir haber. Depremi merkez üssü uzaklığına bağlı olarak 2 dakika önceye kadar haber veren yapay zeka tabanlı yerli ve milli EDIS deprem erken uyarı sistemi devreye girdi. Tabii her yerde bu 2 dakika değil. Bu sadece işin biraz abartısı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Teknopark'ında geliştirilen ve 7 yıllık bir çalışmanın ürünü olan sistem tüm Marmara bölgesini kapsıyor. Sistem halen 250 kurumda aktif olarak kullanılıyor. 2 dakika aslında 1 dakika aslında yarım dakika bile çok uzun bir süre depremden kurtulmak, kaçmak için. Fakat depremin merkez üstündeyseniz ve dalgalar gerçekten şiddetliyse, büyükse bu 2 dakika falan değil. Hatta hiç 20-30 saniye bile olmuyor. Ancak merkez üstüne uzaksa dalgaların yayılma hızına göre 2 dakikaya kadar çıkıyor bu uyarı sisteminin zamanı. Devam edelim. Diğer haberlere bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. kez dede oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi gazetenin ön sayfasında. Dediğimiz gibi bahtı güzel olsun. Asım Özdemir adı yeni torununun Cumhurbaşkanı'nın. İyi ki doğdun arkadaş haberi var. Meksika 6 Şubat depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmaları için ekip yollamıştı. Bu ekiple gelen Proteo adlı köpek ilerleyen yaşı ve soğuk hava nedeniyle ölmüştü. Türkiye Proteo'nun anasına arkadaş adı verilen bir Alman kurdunu Meksika'ya hediye etmişti. Bir yaşını dolduran arkadaş ilk doğum gününü Meksika sokaklarında çocuklarla kutlamış. Köpekler dünyanın paydaşları. Sadece köpekler değil tabii ki. Borç ödemek için Porsche ve tekne satmışlar. Sosyal medyada var böyle tipler hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Belil Talu'nun 150 milyon liralık vurgun yaptıkları ve Gürcistan'a kaçtıkları ortaya çıkmıştı. 4 gün önce Türkiye'ye dönen çift tutuklanmıştı. Kıvanç Talu'nun ifadesinde birçok projemiz iptal edildi. Yarım kalan projeleri yürütmek için eşimin yakın çevresinden borç aldık dedi. Alacaklıların %100 faiz istediğini öne süren Kıvanç Talu, beni, eşimi ve hatta çocuğumuzu tehdit ediyorlardı.
borçları ödemek için bir eşimin babasına ait Porsche olmak üzere iki araç ve bir tekne sattık. Krediler çektim. Yine de tamamını ödeyemedik. Yurt dışına kendimizin ve çocuğumuzun can güvenliğini korumak için gittik demiş. Açıkça söylemiş nasıl bu bataklığa düştüklerini. Kalpten bıçakladı. İzmir Bornova'da bir süredir birlikte yaşayan Şirin Bozkurt'la Fırat Bozkurt daha bir ay önce evlenmişti. İkisinin de üçüncü evliliğiydi. Önceki akşam çift bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şirin Bozkurt eline aldığı bıçağı yatak odasında eşi Fırat Bozkurt'un kalbine saplayarak öldürdü. Şirin Bozkurt'la 18 yaşındaki oğlu ŞG gözaltına alındı. Fransa'ya genç başbakan, Fransa'da Mayıs 2022'den bu yana görev yapan 62 yaşındaki Elizabeth Borne'ün önceki gün istifa etmesinin ardından yeni başbakan eğitim bakanı Gabriel Attal oldu. 34 yaşındaki Attal ülkenin en genç başbakanı olarak tarihe geçti. 34 yaşında. Yine yakın zamanda da Finlandiya'da çok genç bir başbakan vardı Sanna Marin. Ve şimdi Fransa'nın 34 yaşındaki başbakanı Attal oluyor. Postayı da bitirdik. Yeni Şafak'ta devam edelim. Hemen bakalım oradaki haberlere. Millet başkanlardan yemin istiyor. Kamuoyu devletin zirvesinde ve milletvekillerinde olduğu gibi yerel yönetimlere seçilecek isimlerin de yemin ederek göreve başlamasını istiyor. Yemin etmek zor değil de yemini uygulamak biraz zor. Arede Sorvi'nin 2820 kişiyle yaptığı ankette belediye başkanlarının yemin etmesi doğru olur diyenlerin oranı %88'i buldu. Yemin yolsuzluğa, rüşvete ve torpile karşı caydırıcı da olur. Dünyanın birçok ülkesinde yerel yöneticiler yemin etmeden koltuğa oturamıyor. ABD'de her eyalette farklı içerikte de olsa yemin var. İngiltere, Rusya ve birçok Latin Amerika ülkesinde de yemin belediye başkanları için zorunluluk. Almanya ve Belçika'da ise belediye başkanlarının yanı sıra belediye meclis üyeleri de yemin ediyor. Yemin etmek Türk devlet geleneğinde de yer alıyor. Osmanlı'da tahta çıkan padişahların dışında kritik görevlerdeki devlet memurları da yemin etmeden göreve başlamazdı. Tanzimat fermanından sonra rüşvet, iltimas ve kötü yönetime karşı yeminin kapsamı genişletildi. Dediğimiz gibi yemin etmek zor değil, onu uygulamak önemli olan, zor olan. Yoksa yemin eder geçer tabii ki herkes. Bursa'dan öldürmeye geldi. Fatih Cami imamı Galip Usta'yla hafızlık öğrencisi Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan Ömer Salgın saldırı günü Bursa'dan kendi aracıyla İstanbul'a geldi. Salgın camiye önce ikindi namazında geldi. Akşam ikinci gelişinde ise saldırıyı gerçekleştirdi. Öldürme kastıyla dört yerinden bıçakladığı ustanın boynundaki yaranın büyük olduğu ve soluk borusunun zarar gördüğü öğrenildi. Ucuz atlatmış gerçekten. İstanbul adayı Murat Kurum hastanede ziyaret ettiği Galip Usta'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştürdü. Erdoğan Usta'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum dün İstoç Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde konuştu. Bu seçimde özne İstanbul'da olmalı. Rakibimiz 16 milyon İstanbul diye söz verip de o sözleri gerçekleştirmeyen yönetim anlayışıdır. Dolayısıyla biz sadece İstanbul'a odaklanacağız. Bizi İstanbullular polemik içerisinde görmeyecek, biz çalışacağız ve sahada olacağız ifadesini kullandı. Sayın seyirciler, az önce aktarmıştım. Kafelerde, restoranlarda, pastanelerde, kapı girişinde ve masalarda menü olacak diye. Ve tabii menüde fiyat yazacak. Sadece yemek listesi değil, biliyorsunuz son zamanlarda fiyatlar aşırı değişkenlik gösterdiği için pek fiyatları yazmıyor mekanlar. Biraz sürprizle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Tabii herkes oturduğu anda fiyat soramıyor. Bu biraz utandırıyor insanları. Ancak Yeni Şafak fiyat listesini takan yok demiş. Yine mesele burada da bir şeyi kararlaştırmak, yasalaştırmak değil, uygulamak önemli. Burada yine az önce belirttim, devlet tüm mekanları denetleyemeyecektir tabii ki. Yine elbet elinden geleni yapacaktır.
Fakat insanların, vatandaşın şikayeti önemli olacak. Baktınız bir yerde kapıda menü yok ya da masada fiyat listesi yok. Bunu şikayet edebilirsiniz, etmeniz de gerekiyor. Eğer düzeni sağlamak istiyorsanız. Şikayet mekanizması bizde biraz daha böyle ispiyonculuk olarak algılanıyor ama Avrupa'da ya da gerçekten düzenin olduğu kentlerde, ülkelerde ispiyonculuk değil, o düzeni sağlamaya çalışan vatandaşların bir şabası olarak düşünülüyor bu durum. Bir fiyasko daha diye bir haber. İsrail ordusunun El Bureyç mülteci kampındaki rehine kurtarma operasyonu da fiyaskoyla sonuçlandı. Kassam Tugayları esirlerin bulunduğunu düşündükleri yere sızan askerlerin öldürüldüğünü ve ekipmanlarına el konulduğunu açıkladı. Gazze'deki sivillerin yeni kabusu keskin nişancılar. Nusayrat kampından güvenli yer bulmak için ayrılan Dua Kahko isimli kadın, 3 çocuğunun gözleri önünde keskin nişancılar tarafından katledildi. Sürmanşetteki haberlere bakalım. TOG T10F sahnede, TOG'un sedan modeli T10F görücüye çıktı ABD'nin Las Vegas şehrindeki. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te kamuoyuna tanıtılan T10F, 2025'te yollara çıkacak. Uzay yolculuğu çocuklarımıza ilham olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın 17 Ocak'ta yapacağı uzay yolculuğunun Türk çocuklarına ilham olacağını söyledi. Kacır, teknolojik olarak bu projeleri kendi imkanlarımızla geliştirebilmeyi ümit ettiklerini kaydetti. Yeni Şafak'tan paylaşacağımız son haberdi. Hemen akşamla devam edelim. TOG'un haberi gazetenin ön sayfasında. Sedan modeli T10F dünyanın en büyük elektronik fuarlarından CES 2024'te görücüye çıktı. Sportif hatları ve 600 kilometre menziliyle dikkat çeken elektrikli sedan ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. %100 elektrikli bir araç bu. Gerçekten çok şık bir model. Oldukça da farklı. Şimdi ön tarafın ön ızgarasını görüyorsunuz ama yandan baktığımızda da muhteşem bir görüntüsü var. Tabii fiyatı önemli. Sudan biraz daha ucuz olacağı söyleniyor. Fakat yine 1 milyon 250 bin TL civarı olması muhtemel. Köylüsün sen köyde kal. CHP'nin kalesi Kadıköy için adaylığını açıklayan TKP'li Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, konuk olduğu Halk TV'de yerden yere vuruldu diyor gazete. Kadıköy'le Maçoğlu'nun ne alakası var? Hassas dengeli bir yere niye gidiyorsunuz? Neden iktidarı değil de muhalefeti zorlamaya çalışıyorsunuz? Kamuoyu bunu tartışıyor. Tunceli'de borçlar arttı, zaten seçilemeyecekti. O yüzden Kadıköy'e gitti diyorlar. İşçi sınıfının yoğun olduğu ilçeler varken orta sınıf üstü bir ilçeyi niye tercih ettiniz gibi sorular var. Sonuçta belediyecilik bir şehri tanımakla ilgili genel sosyalist planlamanın dışında Tunceli'den Kadıköy'e bir belediye başkanı getirilmesi sorun yaratmaz mı gibi sorular var. Bu arada Fatih Camii imamı Galip Usta'yı bıçaklayan Ömer Salgın tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum'u hastanede ziyaret ettiği ustayla telefonla görüştü. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum İstoç'u ziyaret etti. Trafiği azaltmak için lojistik merkezler kuracağız. Mahmut Bey trafiği için bir yıllık acil eylem planımız var dedi. İstanbul'un en büyük problemi trafik ve tabii ki deprem riskini düşündüğümüzde kentsel dönüşüm, çarpık kentleşme. Çok yoğun ve çok hızlı bir göç aldı İstanbul 70'lerden sonra. Nüfusu 15-16 milyona geldi. Ve bilmiyorum çözmek kolay olacak mı? Çünkü bir yerleşim var. Yollar genişletilebilecek mi? Farklı yöntemler mi bulunur? Bunun üzerine çok zaman alacaktır düşünmek. Fakat çözülmesi gerektiğini söyleyelim. Devam edelim. Türkiye savaş yayılmasın diye nüfuzunu kullanacak haberine bir bakalım. Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken dün İsrail'e gitti.
Blinken, Türkiye'nin Gazze için yürütülecek süreçlerde yapıcı ve üretken bir rol üstlenmeye kararlı olduğunu söyledi. Türkiye-İsrail-Hamas çatışmasının diğer ülkelere sıçramasını önlemek için bölgedeki nüfuzunu kullanacak. Bu arada işgalci İsrail Gazze'de son 24 saatte 12 saldırı gerçekleştirdi. 126 Filistinli hayatını kaybetti, ölü sayısı 23 bini geçti. Üçüncü eşe kalbinden bıçak, az önce aktarmıştım. İzmir'de Şirin Bozkurt bir ay önce evlendiği üçüncü eşi Fırat Bozkurt'u bıçaklayıp öldürdü. Her ikisi de üçüncü kez evlenen çift arasında gece tartışma çıktı. Şirin Bozkurt bıçakla kocasına saldırdı. Kalbinden bıçaklanan Fırat Bozkurt kanlar içinde yere yığıldı. Cinayete kadının oğlu da tanık oldu. Halkbank davası düştü. Halkbank aleyhine 2020'de ABD'de açılan tazminat talepli birinci hukuk davasında yüksek mahkeme müştekilerin taleplerini reddetti diyor gazete. Borç için teknemizi sattık. 150 milyon liralık vurgunla suçlanan fenomen çift Kıvanç ve Beril Talu mahkemede borç batağında olduklarını söyledi. Köpek dehşeti sonrası ilk adımlar. Ankara'da başıboş köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın hastanedeki görüntüleri yayınlandı. Normal servise alınan küçük çocuğun yürümekte zorlandığı görüldü. Yine ucuz atlattı, ölebilirdi, kuduz olabilirdi. Geçmiş olsun diyelim kendisine, 9 yaşında daha. Faşist lüksten şikayetçi Norveç'te 13 yıl önce 77 kişiyi öldüren Anders Breivik cezaevinde spor ve yemek imkanı da sağlanan koşulların insan haklarına aykırı olduğu iddiasıyla devlete dava açtı diyor gazete. Bu arada AK Parti'de yine diğer partilerde olduğu gibi aday belirleme çalışmaları var. İstanbul dahil 26 belediye başkan adayını belirleyen AK Parti, diğer illerin adayları için çalışmaları hızlandırdı. Pazar günü İstanbul dahil 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de AK Parti Aday Tespit Komisyonu'nun toplantısına katıldı. 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek programda 17 büyükşehir ve 31 ilin belediye başkan adayı daha açıklanacak. Erdoğan seçim beyannamesini burada paylaşacak. Ankara'nın belediye başkan adayı kim olacak, onu da hafta sonu öğreneceğiz. Geride bırakalım Akşam Gazetesi'nde Yeni Şafak'ın ardından ve artık sona doğru geliyoruz. Önce nasıl bir ekonomi diyelim? Zordaki AVM'ler çıkış yolu arıyor. Hollanda merkezli Multi Development'ın portföyünde bulunan 9 alışveriş merkezinin konkordato talebi için 3 aylık geçici mühlet verilmesi sonrası gözler diğer borçlu alışveriş merkezlerine çevrildi. Türkiye'de farklı ölçeklerde 447 AVM faaliyette. Ödeme güçlüğü içindeki AVM'lerin ağırlığı yabancı para cinsinden olmak üzere 12 milyar dolara yakın borcu bulunduğu belirtiliyor. AYD Başkanı Nuri Şapkacı, bankalara geçen veya bankaların kontrolünde olan AVM sayısının 60-70 civarında olduğunun tahmin edildiğini söylüyor. Bu da her 6 AVM'den birinin potansiyel olarak konkordatoya gitme seçeneği bulunduğuna işaret ediyor. Konkordato komiserliği ve konkordato avukatlığı da yapan İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Türkay Özdemir, AVM'lerde konkordato başvurularının artabileceğini söylüyor. Şirketin yönetimi AVM'de ise ve başka yerlere de borçları varsa bankada konkordato talep edebilir. Bankanın iştiraki olması AVM'nin konkordato talep etmesine engel değil dedi. Bu kadar yığılma, şimdi de maalesef iflaslar ya da konkordato haberleri, borç haberleri geliyor. Türkiye'den tersine göçte rekor. 250 bine yakın yabancı gitti. Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancı uyruklu sayısı sessiz politika değişikliğiyle birlikte 2023'te bir önceki yıla göre 247 bin kişi azaldı. Yakın coğrafyadaki savaş ve çatışmalardan kaçışın yanı sıra kolay vatandaşlık edinme gibi sayıklarla Türkiye'ye artan yabancı göçü geçen yıl tersine döndü. Ağustos 2022'de 1,4 milyon aşarak
Rekor seviyeye ulaşan Türkiye'de ikamet iznine sahip yabancı sayısı 2023 sonunda 1 milyon 107 bine geriledi. Diğer bir ifadeyle 247 bin yabancı uyruklu geçen yıl Türkiye'den ayrılarak ülkelerine döndü ya da 3. ülkeye gitti. Daha önce sadece pandemi yılı olan 2022'de çoğunluğu öğrenci olmak üzere yabancı ikamet sayısında düşüş yaşanmıştı. Uzmanlar Türkiye'de pahalı hale gelen yaşam koşullarının yanı sıra yoğun eleştiriler nedeniyle hükümetin özellikle kısa süreli ikametleri kısıtlamasının tersine göçte etkili olduğu görüşünde. Ve grafik ekranda Türkiye'de ikamet izniyle bulunan yabancılar 2010'dan şöyle 2020'ye doğru bir yükseliş var. 2020'den 21'e geçerken bir miktar düşüş, tekrar bir yükseliş ve 23'e geldiğimizde de bir düşüş söz konusu. 250 bine yakın yabancı gitmiş. 425 milyar TL likidite çekildi. Merkez Bankası piyasadaki likidite fazlasını sterilize etmek amacıyla 22 Aralık'tan itibaren düzenlediği 8 TL depo alım ihalesinde çekilen tutar 425 milyar liraya ulaştı. İhaleler sonrası Merkez Bankası'ndaki stok miktarı 8 Ocak itibariyle 110 milyar liraya, kotasyon yoluyla sterilizasyonda dahil edildiğinde ise 144,4 milyar lira seviyesine geriledi. Merkez Bankası'nın ihalelerinin süreceğini belirten piyasa uzmanları, daha katı likidite sıkılaşmasınınsa yerel seçimler sonrası Nisan ve Mayıs aylarıyla birlikte görülebileceğini işaret etti. Gecelik mevduat faizinin %30'lara kadar indiğini belirten uzmanlar, bankacılık sektörü için olumlu olan bu durumun enflasyonla mücadele konusundaysa zaman kaybettirdiği görüşünde. Tekstil giyim Avrupa'da 2,2 milyar dolar kaybetti. Avrupa ekonomilerindeki daralma bölgenin ana tedarikçilerinden biri olan Türkiye'nin ihracatında da hasara yol açtı. Tekstil ve giyim sektörünün Avrupa Birliği'nden ihracat geliri 2023'te bir önceki yıl rakamının 2,2 milyar dolar altında kaldı. Yılın genelinde %10 daralma yaşayan tekstil sektörünün AB pazarına ihracatı 5,6 milyar dolardan %18 kayıpla 4,6 milyar dolara indi. Giyim ihracatı da 12,8 milyar dolardan %9,5 düşüşle 11,6 milyar dolara geriledi. Her iki sektörün ihracatında yaşanan kayıp istihdama da yansıdı. Tekstil ve giyimde toplam istihdam geçen yılın 10 aylık döneminde 170 bin kişi azaldı. Bu arada fonlar altın yılını yaşadı. Geçen yılın en fazla reel getiri sağlayan yatırım aracı altın, fon getirilerinin performansına da olumlu katkı verdi. Gram altın fiyatının 2023 yılını %78,7 artışla kapatmasıyla altın ağırlıklı fonların getirisi de enflasyonun üzerinde kaldı. Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları geçen yıl sırasıyla %63 ve %53 değer kazanırken en çok kazandıran yatırım fonlarının %77,9'da kıymetli maden fonları, bireysel emeklilik fonlarında da %85'le kıymetli madenler ilk sırayı aldı. Bir haber daha paylaşalım. Tayvan senaryoları korkutuyor. Dünya kamuoyunun gözü Çin'le egemenlik ihtilafı yaşanan Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılacak seçimlerde. Bloomberg'de yer alan bir haberde Tayvan'la olası bir askeri çatışmanın dünya ekonomisine yaklaşık 10 trilyon dolara mal olacağı savunuldu. Haberde seçimlerden çıkacak sonuca göre Çin ve ABD arasındaki ilişkilerin bozulması ve Tayvan sorununun çatışmaya dönüşmesi halinde küresel ekonomiye maliyetinin Ukrayna krizi ve Covid-19'un etkilerinden de fazla olacağı görüşüne yer verildi. 13 Ocak'taki seçimler çatışmaları yakınlaştıracak potansiyel bir patlayıcı faktör olarak nitelendirildi. Bloomberg Economics'in yarı iletken tedariki, lojistikteki aksamalar, ticari yaptırımlar ve gümrük tarifelerinin yanı sıra mali piyasalardaki durumu da dikkate alarak modellediği ilk senaryoda
Çin'in Tayvan'a operasyon düzenleyeceği ve ABD'nin de bu çatışmanın içine çekileceği varsayılıyor. Umarım bu gerçekleşmez. Bu senaryoya göre dünya ekonomisi ilk yıl gayri safi yurt içi hasılasının %10,2'sini kaybedebilir. İkinci senaryoya göre ise adanın dünya ticaretinden koparılacağı bir Tayvan ablukası öngörülürken, bu durumun dünya ekonomisinin ilk yılda gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %5'ini kaybetmesine neden olacağı ifade ediliyor. Nasıl bir ekonomiyi de geride bırakalım, hemen bir diğer gazete. Dünya ile devam edelim, artık manşet turumuzun yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Hatta son gazete zaten Dünya. Sanayiciden yeşil dönüşüm için destek çağrısı haberine bir bakalım. Yenilenebilir odaklı büyümeye devam eden enerji sektörü kentsel dönüşme sağlanan ayrıcalıkları enerji dönüşümü için de talep ediyor. Sektörde kapasite ve depolama ile ilgili sıkıntılar sürerken yatırımların önünü açmak için mevzuatın bir an önce tamamlanması gerekiyor. Genset Başkanı Tolga Murat Özdemir, sanayicinin yenilenebilir enerji yatırımı için kapasiteye ihtiyacı var dedi. Gerçekleştirdiği ihracat rakamıyla ülke ekonomisine önemli bir katkı sunan kimya ve plastik sektörünün de bu yılki ana gündem maddesi yeşil dönüşüm olacak tabii. Plastik sektörü bunu nasıl başaracak? Bu da biraz ilginç olacak. İKMİP Başkanı Adil Pelisser, devletimizin de bu konuda firmalarımızı desteklemesi, bu konuda yatırım yapacaklara özel teşvikler sağlanması büyük önem taşıyor ifadesini kullandı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, bu yıl ihracatımızın artacağını öngörüyoruz ve çift haneli büyüme hedefliyoruz bilgisi verdi. Plasfet Başkanı Ömer Karadeniz ise, verimlilik, kalifiye eleman ve finansmana erişimde sıkıntı vurgusu yapıyor. Dünyanın ön sayfasındaki bir haber oluyor. Plastik ve kimya sektörü Türkiye için gerçekten önemli. Yeşil dönüşüm için destek çağrısı. Eğer bu dönüşüm gerçekleşmezse Türkiye'deki firmaları çok ağır yükler bekliyor. Sınırda karbon vergisi gibi. Çünkü karbon ayak izi ne kadar fazla olursa firmalar o kadar çok vergi ödeyecekler sınırda.